Sözleri tartışalım. Mustafa Balba ile başlamak istiyorum. Hem eski bir siyasetçi hem de gazeteci. Ne dersiniz Cüneyt Özdemir'in bu analizine Mustafa Bey? Ee, teşekkür ediyorum Kübra Hanım. Tabii ki Cüneyt Özdemir de sizin vurguladığınız gibi Ankara'dan yetişmiş, e, Bülent Çaplı'nın öğrencisi olmuş iyi bir gazetecidir ve Türkiye'nin gelişmelerini olabildiğince bağımsız bir şekilde izlemektedir ve kendi düşüncelerini ifade etmiştir. Ama doğrusu eşek gibi sözcüğünü çok da oturtamadım. Daha farklı bir sözcükte de kullanabilirdi. Ama belki de Biraz YouTube ve bir televizyon tepkiyle, yayıncılığı gibi değil. Belki e, evet. onun verdiği bir rahatlıkla öyle evet, kullanmış Evet, belki onun olurdu. rahatlığıyla konuştu. Ama o sözcüğü belki de kullanmak istemeyecektir önümüzdeki dönemde. Şimdi tabii Hani genel küresel değerlendirme yaparken nasıl dünya beşten büyüktür söylemi varsa Türkiye'de birden büyüktür. Türkiye Erdoğan'a mahkum değil. Türkiye Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığına mahkum değil. Şahsımrası rejiminin ıı, ilelebet sürmesine mahkum Aslında değil. Aslında Özdemir'in burada dediği de Türkiye Bu, bunlardan... altılı masaya da mecbur değil. Vahkim değil. Tabii Aslında ki onu değil, onu diyorum. Tabii ki değil. de o yani. Kesinlikle, tabii ki değil. Ben sizinle daha önceki programlarımızda da e, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının e, oy kaybetmesi eşittir. Millet İttifakı'nın oy kazanması değildir demiştim anımsarsanız. Gerçekten de öyle düşünüyorum. Ve bunu olabildiğince demokratik bir şekilde de tartışmak gerekir. Şimdi tabii toplumda da bunun Elbette yansımaları var. İnsanlar da kim, yeni adaylar kim olabilir diye tartışıyor. Şimdi sizin bugünkü tanıtımınızda Kübra Hanım ekonomi de var. İlerleyen dakikalarda belki onları da konuşacağız. Bugün Türkiye'de ekonomi en kötü kriz dönemleri tablosundadır. Küresel ölçekte hep ilk 20'deyiz biz. AKP'nin hedefi ilk 10'a girmekti. 2023 hedefi ilk ona girmek ve milli geliri 25 bin dolara çıkarmaktı. Bugün onun üçte birindeyiz. Bu kadar kötü durumda. Tarihimizin ekonominin en kötü olduğu dönem 94-95 krizinde dünya ekonomisinde 24. sıradaydık. 2001 krizinde 23. sıradaydık. Bugün de 2001 krizi kadar. Kötü bir durumdayız ki dünya ölçeğinde baktığımızda 23. sıradayız. Bugün Türkiye 2001 krizinde dünyada hangi noktadaysan şimdi o <laughs> noktadadır. Efendim dünyada da kriz var. Evet. Dünyada da enerji fiyatları, benzer pek çok alanda fiyatlar yükseliyor. Evet. Onlar da bu sorunlarla boğuşuyor. Biz de boğuşuyoruz. Ama toplam günün sonunda baktığımızda 23. sıradayız. Bu kadar kötü yönetilen bir ülke, ekonomiden sorumlu bakanın hedefleri hep ötelediği, hiçbir hedefin tutmadığı bir ortamda elbette yeni Cumhurbaşkanı'nın yeni iktidar kim olur tartışması olacak. Ve burada elbette altılı masaya mahkum değildir Türkiye. Ama bugün hedef şu anda iktidar, Adalet ve Kalkma Partisi ve MHP destekli bir iktidar varsa elbette sandıkta bu iktidarı yenmek üzere çalışılacak. Ben şimdi yani siyasi partiler çıkıp da ne bileyim hani ben e, falanca kişiyi yenemeyeceğim mi diyecekler. Elbette Cumhurbaşkanlığı yenmek istiyoruz diyecekler. O nedenle Erdoğan e, ede, elbette hedeflerinde demokratik bir şekilde sandıkta bu iktidar değişikliğini hedefliyorlar. İktidarın başı da Erdoğan'sa bütün karar verici Erdoğan'sa bütün bakanlar genel sekreter haline gelmişse elbette Erdoğan'a bir rakip arıyorlar. Şimdi, zaman zaman şu hatayı da düşürebiliyor. Erdoğan Bey. gibi bir hı hı. evet. Şimdi ha tamam Erdoğan gibi biri olmasın diyor muhalefet. Tamam tek adam gibi biri olmayacak diyorlar. Fakat evet. şimdi burada hem de aslında e, sevgili Cüneyt Özdemir'in hem de muhalefet seçmeninin aslında çok ciddi bir bölümünün itiraz ettiği bir mesele var. O da şu. Şimdi Altı Siyasi Parti Türkiye'nin geleceği için bir araya geldiler. Çok güzel. Demokrasi adına hakikaten güzel. Fakat günün sonunda yani ilkeler üzerinde çalışıyorlar, program üzerine galiba çalışıyorlar. Henüz net bir program yok ortada. Fakat günün sonunda bir aday sayın cumhurbaşkanının karşısına çıkacak. Aday veya adaylar. Şimdi bu adayı nasıl belirleyeceksiniz diye sorulduğunda işte biz kazanacak adayı belirleyeceğiz. Merak etmeyin, biz 13. cumhurbaşkanı bizim işaret ettiğimiz aday olacak. Peki nasıl belirleyeceksiniz diyoruz? İşte bu soru biz aramızda belirleyeceğiz. Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki pop star seçmiyoruz. Şimdi ama anketler ortada. Sayın Kılıçdaroğlu'nun oyları bir parça geride görünüyor diğer seç, e, isimlere göre. Ama CHP diyor ki hayır biz belediye başkanları görevine devam etsin istiyoruz. Şimdi bu tabloya halktan da Cüneyt Özdemir gibi isimlerden de haklı olarak en azından benim haklı gördüğüm bir itiraz geliyor. Buna ne dersiniz? Yani Türkiye buna mahkum değil diyor Cüneyt Özdemir. Yani bu bize dayatılıyor. Muhalefet diyor ki biz belirleyeceğiz merak etme. Aa işte bakacağız masa başında. işte o şunu aday gösterirsek şu partiden alır. Artı matematik işte bizim bu kadar oyumuz var. İşte HDP seçmeninden de artı bu kadar gelir. Böyle be ya, ama programınız ne? Ne vaat ediyorsunuz? Az önce sizin bahsettiğiniz çözümleri öneri ne? Kampanyanız ne? Adayınız yani halkı dinleyecek misiniz? Bu sorulara bir türlü yanıt bulunamıyor. Şimdi tabii biraz önce söylediğim gibi elbette altılı masaya mahkum değil Türkiye ama hani iktidara baktığımızda bu iktidara da mahkum değil. Yani ve Türkiye demokrasi kendi içinde Toplumdaki tartışma aslında siyasetin tepesindeki tartışmadan daha demokratik şekilde gidiyor da diyebiliriz. Nasıl bugün e, siyasi partilerin o parti bu parti değil, bütün partilerde bir lider anlayışı var. Tümünde. Bu en çok da AKP'de var. 2234 delege oy kullanıyor, 1234 delege Erdoğan'a evet diyor. CHP'de de işte birkaç yüz muhalefet çıkıyor. Öteki partiler yine blok. Bu zaten bambaşka bir konu. Ayrıca bu siyasi partiler yasasının demokrasinin liderler sultasını elbette ayrıca konuşuruz. Ama konu Cüneyt Özdemir'in hani saptamasıysa bugün e, şu anda altılı masanın e, kendi içinde geldiği noktanın e, özeti şudur. 12 Şubat günü ilk e, toplantıyı yapmışlardı. Ve herkesin genel olarak özellikle iktidarın beklentisi bunlar dağılır. Bunlar yamalı bohça. Bunlar düğün çorbası gibi. E, i̇kinci toplantıyı bile yapamazlar gibi saptamalar e, yapılmıştı. Anımsayın bunu. Şimdi altılı masa ilk altı toplantıyı bitirmiş. Şimdi ikinci altı toplantıyı yapıyor. Deyim yerindeyse tur bindiriyor. Ve bu birliktelik devam ediyor. Ben bunu bu altı partinin toplumsal tabanı açısından, Türkiye'nin iç barışı açısından ve demokrasinin gelişimi açısından gayet de e, olumlu buluyorum. E, bir bir kültür yetişiyor. Karşılıklı olarak siyasi partilerin birbirlerini anladığı, işte, e, Deva Partisi'nin tabanı ortada, Saadet Partisi'nin tabanı ortada, İYİ Parti'nin tabanı ortada, CHP'nin tabanı ortada. Bu partiler bir hedef ortaklığı edinmişler. Şimdi en son e, toplantıda da e, üç önemli başlık çıkarmışlar. Bir demişler biz seçimden önce değil seçimden sonra da beraberliğimiz sürecek. <laughs> İki e, biz e, pa e, nasıl bir sistem istediğimiz üzerine çalışmalarımızı büyük ölçüde bitirdik ayrıntılarını kamuoyuna açıklayacağız. Üç or adayı ortak açıklayacağız diyorlar. Şimdi örneğin <laughs> hani futboldan örnek vermek gerekirse e, yarın yapılacak bir maç için diyelim ki e, bir hafta önceden Takım açıklanmaz. Bir gün önce işte takım şu kişilerden oluşacak diye hatta işte muhabirler de onu heyecanla işte ne bileyim milli takımsa bile takım açıklandı der. Açıklanır. Bunun seçim Bir takviminde açıklanması yani doğaldır. Seçim takvimi gündeme Yakin geldiğinde. Kendini Ama konumlu. antrenör bellidir. Kimi seçim... çalıştıracağı bellidir yani, yani. O sezon başından beri bellidir. Canım. Yani. Tabii ki bellidir ama sahaya çıkacak hı, kişi, hı. asıl olan, e, sahaya çıkacak kişi e, maç e, sürecinde belli olur. Hı. Burada şu var Kübra Hanım. E, gerçekten Zekmeyeri de mi? muhalefet partileri de Açın. bir Bence anlamda çok, çok bir işi sadece iktidarı yani sadece AKP'yi yenmeye ve sadece Erdoğan karşıtlığını oturtmamalı. Bu herkesin genel anlamda benim de gördüğüm bu altılı masadakilerin de ortak bir kaygısı olduğunu hissediyorum ben Ama bunu anlatırlar kamuoyunda önümüzdeki dönem nasıl anlatacaklar onu göreceğiz Ama iki ucu var bunun Bir bu altılı masa eğer bir sinerji yaratamazsa e, siyasette 2 artı 2 her zaman 4 etmez Bazen 1 eder e, bazen de 8 eder bu siyaseti yaratabildiğiniz sinerjiye bağlı. Ben şunu da açıklıkla söylemek isterim. E, Altılı masa etrafındaki kimi partilerin e, sözcüleri, e, kadroları e, yeni iktidarın kendileri olduğunu çoktan inanmış ve artık sandıkta zaferin kesin olduğunu artık hani ona onu giymiş şekilde Peki size görüyorum. göre böyle Bu bir lüksleri ya da böyle bir garanti durumları var mı? Hiç kimsenin yok. Bence yok. Hiç kimsenin yok. Şu anda e, toplumsal e, yapıdan ben de Anadolu'yu dolaşıyorum. E, pek çok e, yurttaşlarla konuşuyorum. Genel anlamda iktidardan büyük bir çekilme var. Ama bu çekilmenin tümü muhalefete gitmiyor. İnsanlar izliyor. E, bizim seçmenimiz hakikaten sarraf terasında bakar. Ben en demokratik sözcüğün bu sefer sözcüğü olduğunu inanıyorum. E, millet der ki ben bu sefer şuna oy vereceğim. Bizim seçmenimiz tutucu değildir. İle de sadece şu partiye diyenlerin toplamı %20-25 civarındadır. Hani hiçbir şekilde hani partiyi bir kan grubu gibi bakanların oranı budur. Yoksa gönülden geçen parti başkası olsa, gönülden geçen bir parti olsa bile e, yerel yönetimlerde bu çok görülür. Bazen listelere bakarlar, genel seçimlerde de görülür. Şu der. Şu der ama Türkiye'de artık geçenlerde bir Polatlı'lı esnafın Son dediği gibi bize kral değil, kural lazım demişti. Hakikaten şu anda Türkiye kuralların tek kişiye bağlı olduğu, büyüdüğümüz ama gelişmediğimiz, üniversitelerimizin ilk yüzden ilk bile gerilediği, e, zenginden alıp e, daha doğrusu fakirden alıp zengine verilen bir ekonominin olduğu bir ülkeyiz. Bu tabloyu hiçbir sağduyulu insan kabul etmez. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy verenler de kabul etmez. O nedenle önümüzdeki dönem eğer iktidar bunu görüp dış politikada şu anda yaptıkları gibi tümüyle değiştirip gerçekten bu zen büyük kesimleri böyle... Fakir din, fakirin vergisinden alıp zengine aktarmayı e, durdurup başka bir yönteme geçmediği sürece bu böyle devam Peki, etmez. Konuşacağız Falkın zaten. Bu, Çok teşekkürler Mustafa Bey. Çok sağ ol.